Hoşça kal Türkiye. Gezdik ülkemizi epeyce. Hatta son olarak da Edirne'ye geçtik. Edirne'ye hiç girmemiştik. Hakikaten güzel. Güzel bir şehir. Ülkemizin değerini bilelim. Gidiyoruz, hüzünlüyüz. Burukluk var tabii ki aileden ayrılık nedeniyle, ülkemizden ayrılık nedeniyle. Güzeldi. Herkese hayırlı yolculuklar, kazasız belasız. Hani çıkmamak için direniyoruz. Ne kadar zaman geçirirsek ülkemizde, havasını teneffüs edersek, solursak bizim için kârmış gibi. Hakikaten burukluğunu yaşıyorum şu anda. Ne zaman büyüdüler, ne zaman biz baba olduk. Yaşlı müzikleri dinlerken bile tüylerim diken diken oluyor. Kızım için hayırlısını diliyorum. İnşallah çok çok mutlu olur. Benden de çok mutlu olur. Bunu canı gönülden istiyorum. Oğlumuz da evlenecek. Buradan da bütün Türkiye'ye davetimiz olsun. Önümüzdeki sene 7. ayda inşallah Konya'da çifte düğün olacak. Buyurun gelin. Hepsini çok seviyorum. Türkiye'de aldığımız son nefesler. İnşallah son nefesimiz olmaz. Bugünlük son nefesimiz olur. Bir dahaki sefere, bir dahaki yıla inşallah daha mutlu geliriz. Daha uzun kalırız. Oraya da sığamıyoruz, buraya da sığamıyoruz. İki arada karışık duygular. Çok güzel gerçekten. Hani burada kalanların, burada yaşayanların kıymetini bilmesini gerçekten çok isterim. Hiçbir zaman bir Avrupa özentisi olmasın. Bizim ülkemiz çok farklı gerçekten. Kızım kaldı. Güzel geçti. Dönüş biraz buruk oluyor. Evet, üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. İşte vatanına gidiyoruz. Duygulanmamak mümkün değil. Evet, ama kızımı bıraktım. Bu vatanımızı seviyoruz. Geldik mi? Burada da yabancı, Almancı diyorlar. Zorumuza gidiyorlar bizim. Yani kuyruklarda da biraz çekiyoruz yani, bekliyoruz. Özlemez miyiz? Yani her gelişimizde toprakları öpesimiz geliyor. Hele ki ben yani. Almanya'ya 77 senesinde gittim. O senedir bu seneye kadar, o seneden bu seneye kadar hala her gelişimde tekrar yeni bir sevinç. Yani bir de bu yolculuğu çekiyoruz gene de. Öyle şey dedim ama. Sen kontrol nerede? Gelmedi.